Herkese merhabalar değerli dostlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben şöyle bir çiçekliğimi çekmek istedim. Serpil de bahçede çapa yapıyor. Buraları suladım. Sene üzümler iyi maşallah. Çiçekten yeni kurtulmuşlar daha. Üzüm olacaklar işte. Güllerimiz. Susamların zamanı geçti. Kurumaya doğru gidiyor zaten. Çekirdekten yetişen kayısı var. Güllerimiz bir taraftan zamanı geçenler kuruyor, bir taraftan da tomurcuk olanlar var işte. Bağım, kıştan budadığım bağ bu sene çok daha iyi. Nasıl olursa kıştan budamayı düşünüyorum. Bundan sonra. Bahçeye doğru gideceğim şimdi. Sulanmayan ekinlerin de bu sene pek düzeni yok. Fazla büyümediler. Hem bizim buradaki hem komşuların. Biraz daha zayıf geçtiğimiz yıllara göre yağış az oldu. Çok az oldu. Bu sene bağlarımız güzel, iyi maşallah. Genel herhalde her tarafta bağlar bu sene iyi. Üzümleri de iyi. Yaprakları da iyi. Kirazımızda da bayağı bir çiçek vardı, soğuk vurdu. Kirazları daha ufakken döktü. Çiçekteyken döktü, şöyle görün. İçinden tek tük kaldı. Onlar da böyle görünüyor. Dökülmeseydi iyi kiraz vardı bu sene. Serpil de çapa yapıyor burada, uğraşıyor bahçede. Kolay gelsin Serpil. Merhabalar. Hepinize değerli dinleyenlerimiz. Oradan ses gelmez ki. Gelmiyor mu? Ses duyulmaz uzak. Yakına gelmez mi abi? Soğuğun vurduğu cevizlerim. Vurulan taraflar kırılır. Yerden çatladılar. Sen şu aşağıya inmeyin abi. Beni buradan geçin. Eksik çıkmamış, bitmemiş yerleri de ekilecek herhalde. Onu da sonra şeyi bul gel de. Fasulye tohumu sen ektiydin, acı bitmiş, acı bitmemiş. Aslında şuraları ben ektim hep. İyi de çıkmış aslında. Siz de nasılsınız canlar? Ne yapıyorsunuz? Serpil, daha, Serpil. Hepsi ikinciyi doğdu da ben birinciyle daha ancak uğraşıyorum. Gücü yetmiyor yazık, belinden rahatsız bu da. Hapını içti, buraya çıktı. Sabah bir çıktım, yığılıyordum da. Kas gevşetici verdik. İçeride onu içip çıktı bakalım. Bu da sıkıntılı. Ben de göğüsten sıkıntılıyım. Kemiklerde bir eğri tutma mı varmış, ne varmış doktor? İş şeye gittim, dahiliyeye. Göğüs cerrahına gönderdi o da.
kaliteli. Serpil öyle sıkıntılı, ben böyle. Bakalım. Randevu aldı bana da. Hayırlısı bakalım. Furkan buna 14'ünde randevu aldı belden. Daha erken yokmuş. Ben herhalde istediğim zaman gidebiliyorum. Çok sıkı değil bu cerra da. Herhalde koyduğum şeyi iz kalmasın diye. Geri geri. Şaşıran ördek gibisin sen. Şöyle gelsem hep iz korum. Şunu ayağımda senin iş ayakkabısı. Burayı mavi derim. Arka arka geliyor. İyi, fena değil aslında. Stilleri de tutmuş da. Tutmuş da daha pek iyi değiller. Çok da hani şey etmedi, kapatmadı da. Toprağı gene de iyi. Kurumamış. Gideceğim ya. Bununla bir gevresin, otları kurusun. Buna bir gübre vereceğim ben. Biraz yardımcı olsun gübre. Kararsın, sararmışlar. Toprağımızın pek düzeni yok. Gübre de attık, hayvan gübresi de attık. Salatalıklarım tutmadıydı ya, bunlar tutmuş. Daha küçük ama. Tutmadı, bunları yeniden aldı Serpil bu salatalıkları. Bu sefer tutmuş gibi görünüyor. Tutmuşlar da acık küçükler. Yani sonraya doğru ne olur bilmem ama. Öncekilerin kanatları kurudu. Onlar çul oldu. Çul gibi pörüştü gittiler. Bunlar da iyi gibi görünüyor ama bunlarda da bir şey var. Ne var? Kanatlarında böyle bir sarımtırak. Yok, dikince öyle olur o. Alttaki yapraklar mı öyle acaba? O sonra iri düzeliyor ya işte, yeşillenmişler. İnşallah bir daha sıkıntı yapmaz. Şu fasulyeleri de ben diktiydim. Yani tohumunu ben attıydım buraya. Bazı yerlerde de çıkmamış. Bazı yerlerde ikişer çıkmış. Kursun onlar kurur murur. Misiller zayıf. Patlıcanlar iyi. Patlıcanlar iyi, bir çapalayayım kararsınlar. Yeni diktiğinde o da kötü gibiydi de. Düzelmişler. Eksiklerine gideceğim ya. Aman öyle ne olmuş. Serpil bunca boruların dibini diyor diyor. Öğlene itmiş. Azizallah şifat ya Resulallah. İşte bakılırsa biraz bir şeye benziyor ama.
La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Evet değerli izleyenlerimiz, buraya nohut ekmiştik. Peki ilk ektiğim sıralarda bitmedi de sonradan tek tük çıkmış. Sonra da burayı biz şeye çevirdik. Domates, biber fidesine çevirdik. Şuralarda çekiyordum ben de. Ezan dek geldi de kapatmak istemedim. Ha? Ezan dek geldi de kapatmak istemedim diyor. Yaptın mı? Şu buralarda bir ayrı herhalde sulanıp da dövülecek. Şapalanacak. Ama azaldı değil mi? Ne yapsan demek ki bazı kökü büyük otlar demek ki çıkıyor. Sarmaşıkmış. İşte ayrık var. Bizim burada ayrık diyor. Birçok yerde demek ki öyle diyorlar. Ayrığa falan o ilaç fayda etmiyor. Ama genel olarak da temiz yani. Fasulye tohumunu yukarıdan bana buluş geleceğim. Eksiklerini atacağız değil mi? Eksiklerini atalım diyor. Tamam yukarıya ben bakayım çatıya.